Herkese iyi akşamlar. Olympiakos karşılaşması öncesi basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamız ve Pelkas bugün bizlerle birlikte. İlk olarak Pelkas'la ilgili soruları alacağız ve onu uğurladıktan sonra hocamızla devam edeceğiz. Önce bir maç değerlendirmesiyle başlayalım, sonra sorularınıza geçeriz. Yes, tomorrow will be a very important game for us. I think it's a crucial game for both teams. But we come here to fight. Fenerbahçe plays always to win the games. So we come here also to take the 3 points because the tomorrow game gives, I think, a very, very, very good opportunities to pass in the next round. Yarın çok önemli bir maç olacak bizim için. Hiç şüphe yok ki iki taraf için de çok önemli bir maç. Biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Biz de buraya 3 puan için geldik. Çünkü yarınki maçta alınacak bir galibiyetin tur atlamak için çok önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kenan Bey. Yani bir futbolcunun ülkesine gelip futbol oynaması, başka bir takımdan ülkesine gelip futbol oynaması her zaman özel bir duygudur. Kendisi de Yunanistan'da iz bırakmış bir futbolcu, şu anki hislerini alabilir miyiz? So for a football player, it's always very, it's a special feeling when you play abroad and come to your country to play a match. It's always special. So you left a trace here in Greece. How are your feelings to be here? Yes, it's nice to be back and to play again in my country. And yes, if tomorrow I play in the game, I will give everything like always, and I hope to help my team to win this game. Evet, gerçekten ülkeme dönmüş olmak benim için çok hoş. Yarın eğer oynarsam elimden geleni her şeyi vereceğim. Umarım galip geliriz. Oynarsam da takımıma katkıda bulunurum umarım. Buyurun. Merhabalar, Erhan Seven, TRT Spor'dan. Pelkas son haftalarda istenilen form düzeyinde değil ya da süre alamıyor. Sakatlık sonrasında da belki biraz sıkıntıları var. Kendi durumunu nasıl bize özetler? Bir de ikinci sorumda Olympiakos takımı Pelkas için ne ifade ediyor? So in the recent weeks you haven't played a lot. Maybe it's because of after the injury you didn't play a lot and you don't have the performance that you wished. So what would you like to say about your performance and what does Olympiakos mean for you? Yes, it's after the injury it was not a good period for me. Also I will wait my opportunities and when I take it I try to give my best. And yes, it's special game tomorrow also for me because also when I played in Greece we have big fight against Olympiakos with my previous team. So I said one more if I will play tomorrow I will give everything to help my team. Dediğiniz gibi sakatlık sonrası dönem benim için pek iyi değildi ama ben bana ne zaman şans gelirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım her zaman. Yarınki maç benim için özel olacak hiç şüphe yok ki çünkü ben Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içerisindeydik. Eğer oynarsam yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kenan Bey. Gündem tabii ki UEFA Avrupa Ligi'ne döndü ama bir yandan da hala aslında gündemi devam eden bir lig var. Galatasaray maçı var. Takım hangi havayla geldi? Derbi sizi nasıl etkiledi? Yani o takımı oradaki motivasyon şu an sizde nasıl yankı buluyor onu öğrenebilir miyiz? So of course our agenda is Europa League, but also people still talk about the derby that you played against Galatasaray. How is the atmosphere in the team right now? How did it affect the atmosphere, the victory? How did it affect the atmosphere in the team and how are the reflections on the team? Sure, it was we're in a good mood now because we needed, I think, this win in the derby and it was a very good and great victory. But like we said and we talk about inside the team, we have to forget now this game, this victory, and we have to focus in tomorrow's game because it's also very important for us and for Fenerbahce also because this team want to be to have a first role in every, even if it's in league or in Europe or in cup, they have to be. To have the first role, so we are focused for tomorrow.
Şu anda iyi bir moddayız. Çünkü bu derbi galibiyetinde de ihtiyacımız vardı. Gerçekten büyük bir galibiyetti bizim için. Ama takımca kendi aramızda yaptığımız konuşmada da bu maçı unutmamız gerektiğini, bu maçın geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Çünkü yarınki maç da bizim için çok önemli. Fenerbahçe yarıştı bütün turnuvalarda, lig, kupa, Avrupa olsun, her zaman ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla biz de yarınki maça odaklandık. Pelkas için başka soru var mı? Any other question for Pelki? No, so thank you, Pelki. We are continuing with our coach. Coach first, expectations about the game, then the questions. Okay. Well, good afternoon, everybody. About the game. Of course, tomorrow it will be a tough game. I think between two good teams. This team of Olympiacos is an experienced team because almost years they play Champions League, they play Europa League. Is a team that used to play against big teams in Europe. It means they have this handicap. But for us, from the last game that we play against them, we need to do some corrections. We need to correct same behaviors, especially the moment that we conceded the goals against them. We cannot give them the chance to counterattack in the way that they did in our stadium, and to be more consistent, to be focused, and to play in our level with personality, with confidence, and this is the way that tomorrow we'll face the game. In our mind, we came here with to win the 3 points, important 3 points, important for them and for us, to decide the classification on the group. And I hope a great game with a fantastic, of course, a fantastic atmosphere. And it will be nice to come back to this stadium to play this game.